Yanımızda Emre Güral var. Çok değerli bir konuğumuz. Kendisi sezonu Eskişehirspor'da tamamladı. Şu anda yanımızda, tatil arasında, bizleri de kırmadı. Emre, hoş geldin diyelim sana da. Nasıl gidiyor tatil? Buradan başlayalım. Eskişehirspor'da sezonu tamamladın. Eskişehirspor'da zor günler geçiriyordu. Ligde kalmayı da başardı. Genel bu süreçle ilgili düşünceni alalım. Kendi performansında da devam edeceğiz zaten. Çeşme'de tatildeyiz yani, her sene olduğu gibi aşağı yukarı. Çünkü Çeşme vazgeçilmezlerimizden birisi. Bir yer. Çünkü şahane bir, güzel bir yer. Ailecek çok seviyoruz. Hani herkes de gördüğünüz gibi Çeşme'ye her sene akın ediyor. Çünkü çok güzel koyları var. Çok güzel gidilecek yerleri var. Akşam olduğunda yemek yiyecek. Yani en üst düzey şeyler güzel, keyifli geçiyor yani, güzel geçiyor. O yüzden biz de yine geldik. Şu an eşimle beraber, çocukları evde bıraktık biraz kafa dinlemek için. Bizim 3 tane yavru evde, sağ olsun ailemiz orada için kafamızda çok şey değil. Hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Rahatız, biraz kafa dinliyoruz. Öyle geçiyor şu an. Emre, 5 ay sahalardan uzak kaldın. Fuat Çapa ile birlikte geri döndün. 5 ay nasıl geçti? Fuat Çapa'nın sana katkısı... Genel olarak bunlarla ilgili de değerlendirmeni alabilir miyiz? 5 ay ben Alanya'dan erken feshetmiştim sözleşmemi. Orada bir anlaşmazlık olmuştu ama her iki taraf için de bence hayırlısı oldu. Erken feshettiğim için bir 5 ay takımlardan uzak kaldım dolayısıyla. Ama benim kararımdı bu. Ben öyle istemiştim. 5 ay boyunca tabii ki her futbolcu zorlanır yani. Sakatlık gibi düşünün. Hani ne kadar daha erken dönebilirsem... Yine takıma katılabilirsem o kadar güzel olur diye düşünüyor. O kadar iyi olur diye düşünüyor bir futbolcu. Çünkü oynamak ister. Futbolcu sahada olmak ister. Kesinlikle. Takımla olmak ister. O yüzden bu zor süreci ailemle beraber yine atlattık. Çalıştın mı? Ne? Çalıştım. Kendi bir hocam var, özel hocam. Onunla beraber bayağı bir çalıştık. Ama ne kadar özel hocayla çalışırsanız çalışın. Sağ takım, performansı. Takım idmanına benzemiyor. Çünkü orada şarj ediyorsunuz işte, hani atıyorum mücadele ediyorsunuz. Tabii. Hani benzemez. O yüzden ilk başta geldiğimde Eskişehirspor'la yine anlaşmıştım. Fuat Hoca'nın çok büyük payı var bunda. Ama Eskişehirspor'da zaten bir dönem oynamıştım ondan önce. Yabancı bir yer değildi benim için. Ben de çok seviyordum, seviyorum Eskişehir'i, Eskişehirspor'u. Orada çok güzel bir dönem geçirdim. Sadece ayrılığımız biraz ayrı oldu. Yine şimdi gittiğimde çoğu kişi bana sordu o zaman nasıl olmuş, nasıl bitmişti. Anlattığımda diyorlardı, haklıydın diyorlar. Ama işte o zaman kimse bilmediği tabii. için herkes bir tepki gösterdi. Bir şey de söyleyeyim. Aynen. Ben de bir şey söylemek istemedim çünkü zamanla herkes görecektir diye. Çünkü o kadar kötü ayrılsaydım veya o kadar ben kendim kin, nefret tutsaydım ben şu an gitmezdim oraya yani. Öyle bir şey yok. O yüzden benim yerim Eskişehirspor, bende bir ayrı yeri var. Çünkü zaten iki tane çocuğumun orada doğumu oldu. İlk ikisinin. Yeri ayrı. Efe Emre'nin ve Eleysa Esra'nın. Orada doğdular. Yeri ayrı. Güzel de dönem geçirdim. Taraftarlar da benim çok iyi aramdı. Hala da öyle. Hani o yüzden ben oraya gitmekle zorlanmadım. Çoğu kişi beni aradı ki Süper Lig'den o zaman da teklif almıştım. Niye oraya gidiyorsun, niye işte Süper Lig'de kalmıyorsun, hani niye birlik aşağı iniyorsun diye. Ama ben, çok ince bir karar yani sonuçta Süper evet. Lig'de oynarken ya ben düşündüm, birinci ligi tercih ediyorsun. Evet, çok düşündüm. Şimdi diyecekler hani niye öyle bir şey yaptın diye. Çünkü ben 5 ay top oynamadım, 5 ay takımdan uzak kaldım. Öyle bir geri dönüş gerçekten kolay değil yani. Hani vücudu yine hazırlamak, vücudu yine... Çünkü sıfırdan yüze 1-2 saniyede olması lazım bu. Kesinlikle. Ve bu her vücut kaldırmaz bunu. Hani sakatlık oluşur, belki işte bazı sıkıntılar oluşabiliyor. O yüzden ben çok düşünceli karar vermek istedim buna. Çünkü Süper Lig'e gittiğinizde belki o takım sizden hemen faydalanmak ister ve ters tepki yapabilir. Sakatlanırsınız, o zaman her iki taraf için de belki sıkıntı olabilir. Ama Fuat Hoca'yla bir görüşmemiz olmuştu Antalya'da. Oturduk, konuştuk. İşte anlattı bana düşüncelerini, anlattı. Benimle nasıl bir planı olduğunu anlattı. Çünkü o da Avrupa'da olduğu için, Avrupa'dan gelme Belçikalı yani, kendisi orada. Farklı bir vizyonu hani var. Farklı bir vizyonu olduğu için beni etkilemeye başardı. Çünkü ben de Almanya'da doğdum, büyüdüm. O sistemi tanıdığım için kafama hemen yattı. Ve yine orada ayrıldığımızda konuştuk, eşimle beraber konuştuk. Biraz muhabbet ettik, hani nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Ben de kendimce çok detaylı düşündüm. Çünkü ince bir karar. Evet, Eskişehir'e karar verdim. Eskişehirspor'a dedim kendimi toparlamam lazım, kendimi bulmam lazım ve bu ortam tanıdık.
Hani ve hocanın bana verdiği o planla, o vizyonla ilgili kafamda yattığı için ben oraya karar verdim. Şu an kaç 3 ay 4 ay geçti o düşünceden sonra ve her şeyi doğru yapmışım. İyi ki de öyle yapmışım. Kendime geldim, yavaş yavaş oynamaya başladım. Sonra 9 maç oynadım. Bunun galiba 7'si 11'di. Afyonspor maçında beraberdik hatta. 2 gole imza atmıştı. Evet. Müthiş maç, performans çıkarmıştı. Evet ya, güzel. Benim için çok güzel geçti. Oynadığım maçlarda güzel geçti yani. Ben kendi hani, takip ettiğim kadarıyla. Gol yaşadım. Atabildim, katkı sağlayabildim. En önemlisi kendime de gelebildim yani. Ve kendime geldiğimde de bu kulübe yararlı olduğum için ne mutlu bana yani. Çünkü dediğim gibi ilk başta çok iyi ayrılmamıştık. Dediğim gibi herkes bilmiyordu nedenlerini. Ama sonradan öğrendiklerinde dediler evet haklısın, haklıydın. Ama böyle dönüp de yine bir fayda sağlamak benim için çok gurur verici. Aslında çok büyük fayda sağladığını da söylediğim az önce Afyon maçında da ligde kalma maçıydı belki. Hani garantileyecektiniz. Yanlışım var mı? Doğru. Garantileyecektiniz. Senin attığın gollerle galibiyet geldi. Aslında Eskişehir'i ligde tutan hani tabii ki de tüm takım arkadaşlarının katkısı var ama senin de çok büyük bir payın var yani. Sağ olun. Yani güzel geçti yani. Bizim orada çok gençler hani Eskişehirspor çok zor bir sezondan geçti. Zaten hep sıkıntılı dönemler var orada. Finansal durumları, işte yasaklar, işte transfer yasakları, işte her gün veya her hafta gelen farklı borçlar kapıya. Hani çok zor bir dönemin içinde ilk başta ilk yarı gençler ortaya koyduğu performansla 17 puan toplamışlardı, 16 puan toplamışlardı ilk yarı. Çok büyük bir performans gösterdiler ve çok büyük takdir topladılar. Ondan sonra ikinci yarı transferi açabildiler. Transfer yasağı kalktı. Ben işte oraya gittim. Birkaç orada zaten olan oyuncu faydalanmaya başladılar. Orada bekliyorlardı. Çok büyük fedakarlık yapanlar. Hakan Aslantaş olsun. Ferhat Kiraz olsun. Onlar orada yarım sene oynamadan oradalardı yani. Takımla idmana çıkıyorlardı. Jesse olsun. Hani bayağı bir oyuncular, Sissoko olsun. Hep fedakarlık yaparak ikinci yarıda bizim de katkılarımızla, işte gençlerin de yine özverisiyle, taraftarın yine destek çıkmasıyla. Zaten onlar Türkiye'de ilk üçe rahat girer taraftarı. Hiç ben şey yapmak istemiyorum. Gerçekten de öyle. Müthiş bir taraftarı var. O yüzden çok güzel bir dönem geçti benim için. Çok verimli, faydalı geçti. Ben çok mutluyum o kararı verdiğimden dolayı. Emre, uzun yıllardır ülkemizdesin. Buca Spor'la başlamıştın. Tabii nasıl gidiyor senin için Türkiye? Bundan sonraki süreç nasıl olacak Emre Güral adına? Ya, ilk Buca Spor'a geldiğimde ne kadar ana vatan da olsa benim için yeni bir deneyim olacak. Çünkü ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Hep oradaydık. Sadece Türkiye'ye. Yaz tatillerinde geliyorduk, okul tatillerinde. 3, 4, 5, 6 haftalığını. Ondan sonra gidiyorduk. Sadece yaz görüyorduk Türkiye'yi. Ama burada gelip de yaşamak gerçekten farklı. Ben Buca Spor'a gittiğimde Sait Hocam vardı. Sait Karafırtınar. Şu an Altay'ın hocası. Onunla beraber çalışma fırsatı buldum. Ve gerçekten benim en iyi hocalarımdan biriydi. Çok büyük katkısı var. Çok büyük katkısı var. Beni anlattı. Çünkü dedi Emre, Türkiye futbolu Almanya'daki futboldan çok farklı. İşte sistem burada farklı yürüyor. Ve ben onda kendimi takıma adapte etmeye veya şehire, İzmir'e veya Türkiye'ye adapte etmeye hiç zorluk çekmedim. Zorluk çektiğim konu sistemdi. Burada disiplin en arka sırada. Hani disiplin. Almanya'da evet. İlk sırada. Ondan sonra düzen. Burada ikinci, üçüncü sırada. Almanya'da ikinci sırada. Yani demek istediğim, Almanya'da bir sistem var, herkes sisteme uyuyor. Burada sistem yok, herkes farklı şeyler konuşuyor. İşte farklı şeyler oluyor. Yani bunun hepsini yaşadım yani. 8 sene oldu. Benden daha çok uzun sene tabii ki oynayanlar var. Onlarla da konuşuyoruz, ediyoruz. Yani böyle şeylerde aşağı yukarı hemfikiriz. Çünkü konuşuyorsunuz burada zaten, hep beraber. Evet, konuşuyoruz, var. Muhabbet ediyoruz yani. Çünkü Türkiye'nin futbol durumu bence çok çok daha iyi olabilirdi. Herkes söylüyor işte iyi gidiyoruz, işte oyuncu çıkarıyoruz, işte nasıl diyeyim, yetenekler daha çok çıkmaya başladı, daha iyi olmaya başladı. Hani tabii ki de öyle ama bizim eskiden de vardı bu. İşte Emre abi, Okan Hoca, hani Rüştü abimiz, hani Tugay Kerimoğlu. Tugay, hani çok vardı bunlar.
şu anda da var işte Cengiz Ünder, işte hani Enesler işte herkes Cenk var. Ama bunlardan çok daha olabilir. Daha fazla olabilir. Daha fazla olabilir. Bizim altyapımızda bana söyleyin, Altınordu var. Başka bana bir altyapı söyleyin. Böyle oyuncu yetiştirmeye çalışan, yetişmeye şey yapma. Bana bir tanesini söyleyin. Yok. Bana Fenerbahçe'de altyapıdan çıkan mesela işte büyüklerden Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. İlla ki vardır. Yani, iki tane sayarız ama var, seni söylemek istediğini anlıyorum. Aynen ama vardır. Sürüm anlamında ama daha fazla olmalı. Aynen. Normalde öyle takımlardan, çünkü Türkiye'de çok yetenekli futbolcular var. Çok yetenekli altyapıda oyuncular var. Bunları daha fazla çıkarırsak o kadar senin ülkedeki futbolun daha çok yukarı çıkar, daha çok başarı gelir. Diyorlar ki işte yabancı şeyi var, kuralı muhabbeti var şu an. Herkes diyor işte sakın kesinlikle yabancı kuralı serbest kalsın da işte ne kadar oyuncu çıktı da o onunla hiç alakası yok ki. Hani onunla bence hiç alakası yok. Yabancı kuralı tamam serbest kalsın. Onda hiç kimsenin tamam bir şey dediği yok. Ama sen kendi oyuncuna, kendi çocuğuna değer ver ve onları daha fazla nasıl diyeyim? Ön plana çıkar. Ön plana çıkar. Şans ver daha çok. Şimdi yapmaya başladık yavaş yavaş. Ama daha yüzde... İmkanlarını arttırmak lazım. Daha %5'teyiz biz. Ben niye böyle bir şey söyleyebiliyorum? Çünkü ben Almanya'da her şeyi gördüm ve yaşadım. İki tarafı da gördüm. Her şeyi gördüm ve yaşadım nasıl olduğunu. Almanya'da her sene en az profesyonel takıma işte hazırlık dönemine işte 5-6 oyuncu götürülüyor. Onlardan 4 tanesi profesyonel oluyor, 3 tanesi oynuyor. İlk 11 oyuncu. Yani 3 tanesi sonradan ya gidiyor, oynuyor. Yani. Oynuyorlar yani. Hani bu her sene böyle. Türkiye'de bu 10 senede 4-5 tane oyuncu çıkarıyoruz, ha oluyor işte ediyor falan filan. Çok da güzel bir şey, çok da gurur verici bir şey. Tabii ki de. Ama bunları biz daha çok yapabiliriz çünkü çok yetenekli oyuncularımız var altyapıda yani. Sen de uzun yıllardır buradasın tabii, yakından hani ben her şeyi gördüm, yakından takip ettim. Bazı beni çünkü ilgilendiren çok şeyler vardı. Gittim baktım bizim altyapı... Her takım aslında her sınıftaki takımlarla da oynadın ya. Altta, yukarıda, birinci ligde, süper ligde her yerde oynadın. Aynen yani baktım her yerde eksik aynı. Altyapıya değer verilmiyor. Bazılarının hiç tesisi bile yok doğru düzgün. Bazılarının okulda doğru düzgün gitmiyorlar. Çünkü diyorlar ki okulda varsa işte geçti say ama antrenmana gelsin. Öyle olmaz ki, bu herkes futbolcu olamıyor ki. Kolay olsa herkes yapardı yani. Tabii ki. Onu, o, bu çocuk okula gitmedi, okulunu bitirmedi. Futbolcu olamı ne yapacak bu çocuk? Boşluğa düştü. Yani çok zor bir şey yani. Hani çok ince bir çizgi bu. Dediğim gibi yabancı kuralı serbest olsun hiç problem değil. Ama kendi çocuğuna da değer vermen lazım yani. Lig özelinde devam edelim. Birinci ligde Süper Lig'e yükselen takımlardan bahsedelim. Denizlispor, Gazişehir, Gençler Birliği gibi ne düşünüyorsun? Nasıl bir lig oldu sence? Yani ben ikinci yarı daha dahil olduğum için her şeyi böyle sık takip edememiştim ilk başta. Tabii. Ama sonradan kendim de oynadığımda, karşı karşıya oynadığımda hani bence hak eden takımlar çıktı. Denizlispor'a mesela değinirsek, Gazişehir, işte Gençler Birliği. Gençler Birliği zaten geçen sene düşmüştü, yine bu sene çıktı. Hani onlar bence bir nevi belliydi yani. Çünkü ona yine çıkmak kadroyu istiyordu. Kadroyu çünkü çok fazla kadroyu bozmadı. Da korudular. Ondan sonra Denizlispor çok güzel bir kadro kurmuştu. Çok güzel bir performans gösterdiler. Taraftarı da çok Süper Lig'e yakışır bir taraftar diye düşünüyorum. İstekli bir hem evet. Takım hem taraftar. Evet. Ondan sonra diğer Gaziantep, yani Antep'ten bir takım olması. Playoff'a kaldı ama aynen. Oralardan bir takım lazım bize. Yani. Bence de lazım da çünkü o zamanlar Gaziantep Spor'da, daha o zaman Trabzonspor'da oynarken onlara karşı orada oynamıştım. Hani güzel bir şehir yani. Şey, güzel. Tabii, tabii. Güzel. Taraftarı, oradan bir futbol takım sevgisi. Aynı, futbol sevgisi bizim ülkemizde zaten çok ama öyle yerlerde de gerçekten görmeye değer yani. Süper Lig'le devam edelim. Sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Ne düşünüyorsun? Süper Lig'deki yarışı nasıl değerlendiriyorsun? Son 3-4 sene biz baktığımızda Süper Lig'de Başakşehir her seferinde çok üst düzey, bence Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan, sistemsel olarak yani sahada oynadığı futbolla hep önde götürüyor. Ama işte o son düzlükte, o son kıvılcım, o son ateş şey, aynen o belki eksik kalıyor veya şanssızlık da olabilir bazen. Ama bu seneye değinirsek yani önce kaç puan, 8 puan falan fark vardı. 8 puana çıkmış. Aşağı yukarı fark vardı Galatasaray'a. Ve ben dedim bu sene gerçekten artık yani herkes şampiyon olacağını düşünüyor. Öyle başaracaklar, başaracaklar bu sefer. İşte artık geldiler bu kadar, vermezler artık şampiyonluğu diye. Herkes de o fikirleri çünkü iyi futbol oynadı. Sonradan işte puan kaybetmeye başladılar. Galatasaray
daha böyle şahlandı. İşte daha böyle hani rakibinin hata yaptığını gördüğünde biliyorsunuz Fatih Hoca ve Galatasaray camiası o geri dönüşleri o tabii müthiş yapıyorlar. Camiayı ayağa kaldırmayı çok müthiş yapıyorlar ve futbollarıyla da çok şey yaptılar yani hani hak ettiler bence. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Başakşehir şampiyon olsaydı diyecekti ki herkes belliydi zaten o kadar puan farkı vardı. Ama Galatasaray'ın olması herkesi dedi ki yani artık helal olsun dedi yani taraflı tabii, veya tarafsız. Hepimiz. Çünkü o kadar puan farkıyla o puan farkını müthiş kapatır. Bir başarı yani. Oradan gelmek asıl aynen, zaten. Aynen. Çünkü çok bir, kolay da maçları yoktu istiyor, yani. Farklı bir konsantrasyon aynen, istiyor. Aynen çok farklı. Çünkü maçlarda da kolay maç, zor maçları da vardır yani. Derbileri de vardır. Kolay maç da yok. Aynen. Çünkü herkesi yenebiliyor. Evet. Demek istediğim lig bu sene çok farklıydı. Fenerbahçe açısından da yani ben olabilir böyle şeyler yani yurt dışında gördüğümüz bazen büyük kulüpler Chelsea miydi o sene bilmiyorum hatırlamıyorum da çok zor düşmemeye oynuyordu yani. Fenerbahçe'de yani olabilir. Bence düşmeyecek olduğunu biliyorduk hepimiz de. Ama hani çok zor bir dönemden geçti. Onların kalitesiz kadrosu ihtimali yoktu yani. Çok yıldızlardan oluşan, çok doğru, güzel, çok tecrübeli, çok ayaklarla dolu bir kadroya. Böyle bir sezon geçirmesi herkesi şaşırttı tabii. Ama yani bu bir senelikti. Şimdi bir dahaki gelecek olan senede kesinlikle şampiyonlukta en büyük adaylarından biri olacak diye düşünüyorum. Emre, 30 yaşındasın. Önemli kulüplerde oynadın. Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Eskişehirspor. Onun da en zorlu günlerinde yanındaydın Eskişehirspor'unda. Bundan sonraki hedef ne Emre? Yurt dışına geri dönmek mi istiyorsun açıkçası veya milli takıma gidebileceğini planlıyor musun? Genel olarak bunlarla ilgili senin düşüncen nedir? Kafandaki planları öğrenebilir miyiz? Benim tabii ki kendime göre hayallerim var yani. Ben milli takım formasını giymek istiyorum. Bu imkansız bir şey değil. Çünkü görüyorum mesela Burak abiden misal vereyim. Burak abi zaten gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden Türk futbolunda. Bunu herkes kabullenmesi tabii lazım. Seviyor sevmez o ayrı bir şey. Ama yetenek anlamında ben kendisini insan olarak da seviyorum. Ama futbola sahada yaptığı, gösterdiği performansla yani Beşiktaş'a gitti. Bazı taraftarlar bölünmüştü. Takımda. Demişti ki biz istemiyoruz, diğerleri istiyor. Ama gösterdiği performansla yine herkesi mest etti, büyüledi. Hani yaş önemli değil demek istiyorum bununla yani. Gerçekten ben kendim fiziksel olarak da çok iyi hissediyorum. Daha iyi olabilirim. Ve oynadıkta... Kaptan Emre Belezoğlu. İşte Emre abiye zaten en aynen, büyük örneğimiz aynen. Yani. Yine Fenerbahçe'ye döndü. Hiçbir bence... zaman yani yaşla alakası olmadığının en büyük kanıtı. Aynen öyle. Yani yine Fenerbahçe'ye döndü. Bence ait olduğu yerde ve belki futbolu bu sene sonra sonlandırabilir. Orada sonlandırması Emre abi için ve Fenerbahçe için çok güzel bir durum olduğunu düşünüyorum yani. Senin planın ne peki? Tekrar yurt dışına dönmek istiyor musun yani yoksa burada kalmak mı istiyorsun? Ya, benim planımda yurt dışı da var. Yurt içi de var. Hani şöyle bir şey var. Nasıl oluyor, nasıl bitecek bilmiyorum şu an. Gerçekten kesinleşen bir şey yok. Benim Eskişehir'de sözleşmem var aslında. Ama bir maddem var benim içinde. İşte serbest kalırım. Süper Lig'den teklif gelirse veya atıyorum yurt dışından teklif gelirse. Her futbolcu en üst ligde oynamak ister. Ben kendimi yurt dışında yine denemek istiyorum. Çünkü yani inanın yurt dışındaki futbol buradaki futboldan farklı oluyor. Hani işte Cengiz size söyleyebiliriz. Cenk yine. Cenk de Almanya'dan biz beraber büyüdük. Türkiye geldi yine şimdi çıktığı için. İşte bir de dünyanın en zor ligine gitti. Konuşuyoruz bazen. Diyor ki Emre diyor oradaki itman buradaki maç gibi diyor. Hani o kadar. O fark var yani. Hani büyük fark var. Bir Cenk'in fiziksel anlamında da görünümde görünüyor yani. Bazen koşuşu bile daha böyle şey sağlam daha basıyor yere yani. Daha böyle şey. Hani oradaki çalışma anlamı ve futbol buradakinden biraz farklı. Türk futbolu kötü değil. Onu demek istemiyorum ama çalışma düşüncesi, vizyonu, mantaliteti farklılığı aynen. Var. O yüzden ben oraya yine ben isterim yani gitmek ve denemek isterim oraya. Şunu da merak ediyorum açıkçası. Almanya altyapısında yetişen bir oyuncusun. Buradaki altyapılarla uzun yıllardır ülkemizde tanıyorsun, biliyorsun da oradaki altyapıları karşılaştırır mısın bize? Niye bu konuda böyle bazen düşündüklerimi rahatça söylüyorum. Çünkü ben dediğim gibi oradaki çalıştıklarını gördüm ben. Yaşadım. Kendim mi? Yaşadım. Ben onun altyapım orada yani. Bize okuldan zayıf bir puan veya zayıf bir not getirdiysek bize itman almıyorlardı. Hani bunu düzeltmeden itmana gelme diyorlardı. Bir de ben Eintracht Frankfurt'un altyapısına yetiştim. Evet. Çok güzel bir altyapıydı. Benim hala temelim oradan.
Hala o İlk beni çok şeyde o taşıyor ve Türkiye'de benim o disiplinimi bozmadığım için hala hep öyle yaşadım yani. O konuda yaşadım. Sahada olsun, antrenmanda olsun. Burada fikir uyuşmazlığı çok oldu bazı hocalarla. İşte çünkü ben oradaki nasıl olduğunu, nasıl yapıldıklarını gördüğüm ve bildiğim için buradakiler yanlış olduğunu söylemiyorum. Buraya göre doğrudur ama bana göre yanlış geliyordu tuhaf veya geliyor. Tuhaf geliyordu. O yüzden bazen ayak uydurma anlamında zorluk çektim. Ama ben Türkiye'deki potansiyeli biliyorum, gördüm. Sence neler yapılmalı yani, onu da merak ediyorum. Çünkü altyapılarını komple tesislendirme konusunda bütün altyapıdakileri yapılmalı yani. Güzel tesis yapılmalı. Çocuklar için güzel bir çalışma ortamı, bir bu profesyonel hayata hazırlamaları gerekiyor yani. Bu işte geldi bir maç oynadı, çok iyi oynadı, artık star diye değil. Yani öyle bir şey yok. Bu çok uzun dönem, bir hazırlık dönemi gibi. Bir insanı, bir çocuğu hazırlama, işte aileden uzak olması, bazen işte çünkü ben 16 yaşından evden çıktım. Aileden uzaktım. Bazen haftada, ayda bir görüşüyorduk ailemle ve ben anne kuzusuydum yani, hani annemsiz 16'ya kadar. Yani gerçekten benim evde ekmeğimi o sürüyordu yani hep. O zaman birden evden çıkma, soğuk suya atılma, işte oradaki, ama oradaki sistem öyle olduğu için daha hızlı büyüyorsunuz, tecrübeleniyorsunuz ve kendi ayaklarınızın üstünde durmayı öğreniyorsunuz. Bu çok büyük bir fark yani. Burada da yapanlar var gençlerden. Kişisel anlamda da, sadece sporcu olarak değil, karakter anlamında da. Tabii ki karakteri de farklı oturuyor insanın, çünkü herkes de bunu yapamıyor. Bazıları yapamıyor, dönüyor eve mesela. Bazıları diyor yok ben böyle düşünemiyorum veya yapamıyorum diyor, dönüyor. Bu gayet de normal bir şey ama bunu başarmak, dediğim gibi, kolay olsa herkes yapardı. Türkiye'de altyapı tesisleri çok daha güzel olması lazım. Hocalar mesela, Almanya'da Hocalar Birliği işte var. Mesela orada her sene konuşuyor. A takımdaki hoca, altyapı hocalarını komple topluyor. Diyor ki benim futbol oynadığım sistem bu. Altyapıdaki bütün en gencinden tut, en atıyorum profesyonel bir adım arkada olanı, aynı formasyonu, aynı taktiği, aynısını işliyorlar oradan. Şimdi orada düşünün, profesyonel oluyor birisi, A takıma geliyor, aa ne oldu demiyor. Adam biliyor. Ha, sistem aynı sistem. İşte sistem öyle işliyor orada. Hiç yani fark yok. Yabancılık çekmiyor. Sadece takım arkadaşları değişiyor. Tabii ki profesyonel hayatı değişiyor yani biraz. Ama sahada oynadığı, itmanda yaptığı, sahada oynadığı sistem... İlla ki değişimler olur da ama sistem anlamında, Şaşırmıyor yani. Şaşırmıyor. O yüzden adam diyor 17 yaşında sanki 15 senedir oynuyor gibi gözüküyor. Çünkü zaten o 5-6-7 senedir o sistemin içinde yani. O sistemin içinde. Burada da öyle şeyler yapılması lazım yani. Belçika bir Dünya Kupası'na katılamıyorlar veya hatırlamıyorum, Avrupa Şampiyonası'nı gerçekten hatırlamıyorum. Diyorlar ki böyle olmaz diyorlar. Federasyon bütün hocaları topluyor. A takım hocalarına diyor ki biz bir şey üretmemiz lazım, çözüm. Böyle olmaz diyor. Çünkü biz Dünya Kupalarına işte büyük turnuvalara katılmak istiyoruz diyor. Başarı istiyoruz diyor. O sene şey kuruyorlar. Yetenek okulu kuruyorlar. Yetenek okuluna ilk gidenler kim biliyor musunuz? Kevin De Bruyne, Mertens, Lukaku, Chatli. Yani Moses. Daha ne olsun? Hepsi oradan gelme. Bunlar 7-8 sene sonra altyapıya çok önem veriyorlar, yetiştiriyorlar, değer veriyorlar. 7-8 sene sonra Dünya Kupası'nda dünya sıralamasında birinci oluyor Belçika. Dünya sıralamasında İspanya'nın, Brezilya'nın önünde birinci oluyor Almanya'nın. Sabırlı olursa, düzgün sistemle işte zaten. Bu sabır işi ve bu işleri bilen kişiler yapması lazım. Futboldan gelen kişiler yapması lazım. Yani bu yanlış anlaşılmasın ama gerçekten öyle. Bu işi herkes böyle altyapı değer vereyim, işte sağ yapayım bitti değil. Öyle değil yani bu. Bilen hocalar, işte oyuncu psikolojisinden gerçekten mesela anlayanlar. Mesela sizin gibi Almanya'dan gelen veya işte Avrupa'da yetişen oyuncularla konuşup. Ben yine diyelim ki en küçüğüm. Hamit abiler, işte Halil Hamit abi. Mesela şimdi federasyona girdi. Öyle kişiler girmesi lazım. Çünkü Hamit abi her şeyi biliyor. Nasıl olduğunu, nasıl hareket oradaki etmelerini. Oradaki süreçleri biliyor. Her şeyi biliyor. O yüzden böyle insanları dinlemek lazım ve uygulamak lazım. Dinlemekle kalmıyor ki. Adam diyor işte tamam öyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle olacak, evet o doğru söylüyor. İcraat da yok. Genç yeteneklerle ilgili düşüncen nedir? Avrupa'ya çok önemli oyuncular gönderiyoruz. Enes, Cengiz gibi, Çağlar gibi. Aynı şekilde şu anda konuşulan birçok oyuncu da var ülkemizde.
Onlarla ilgili senin düşüncen nedir? Ya bence mesela Cengiz'den bahsedersek ilk gidenlerden diye şey yapıyorum. Gençler hani, arasında. Gençler arasında Salih Uçanlar Genesler, falan. Cengiz. Onlar gittiğinde Cengiz Roma'da çok da iyi ayak uydurdu ve onu güzel hazır güzel hazırlıklı hazırlıklı olduğu için altın orada altyapısında çok güzel çalışıldığı için oraya gidip de orada fazla zorluk çekmedi. Hani adapte süresi oynadı hep banka oynuyordu ya Cengiz yani. Şampiyonlar Ligi'nde olsun, ligde olsun. Sadece şanssız bir şekilde bir sakatlık oldu. Ondan biraz uzak kaldı ama Cengiz sağlam olduğunda, şey olduğunda oynuyordu hep. 11 oynuyor. O yüzden böyle gençlere daha çok ihtiyacımız var. Abdülkadir Ömür bence kesinlikle yurt dışına gitmesi lazım. Tabii ki bir kulübün Trabzonspor'da ben de forma giydim. Çok da severim. Herkesin bir menfaati vardır, düşüncesi vardır ama kesinlikle gitmesi lazım. Trabzonspor'da bu kadar teklif geldi. Biz tabii detayları içini bilemeyiz. Ama teklif geldiğinde kabul etmesi lazım. Çünkü zaten futbolcuyu, bir genç futbolcuyu bunun için hazırlıyorsunuz. Ve bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir başarı elde eden Abdülkadir Ömür ligde çok güzel büyük bir performans gösterdi ki yani öyle de gerçekten çünkü benziyor, futbolu benziyor, çok hızlı birisi, çok yetenekli, teknik kapasite çok yüksek birisi, bir oyuncumuz yani milli takımda da orada. O yüzden öyle bir şansı, bunu yetiştirdiniz, buna şans verdiniz, o kadar güzel tuttu, çok da yetenekli Yusuf olsun. Böyle yurt dışından bu kadar teklifler geldiği zaman kesinlikle bence kabul edilmeli yani. Çünkü zaten bunun için bir futbolcu yetiştirilir. Atıyorum Bayern Münih olursunuz. Oyuncu satmaya böyle fazla ihtiyacınız yoktur. Çünkü alttan çok geliyor. Veya sizin bütçeniz de yüksek olur. Alırsınız futbolcu. Ama böyle bu durumda fırsatları kesinlikle değerlendirmeli lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki biz detayını bilemeyiz. Emre, Eskişehir taraftarları da seni çok seviyor. Aslında senin orada kalmanı istiyorlar ama senin sözleşmende bir madde var. Ayrılıp ayrılamayacağın hakkında. Süper Lig'den bir teklif gelirse veya Avrupa'dan gidebileceğin konusunda bu teklif gelirse ayrılmayı düşünüyor musun? Veya Eskişehir taraftarlarına bir mesajın var mı? Eğer ben Süper Lig'e gitmek istiyorsam veya teklif gelirse, öyle bir anlaşma sağlarsam ben serbest olarak gidebiliyorum. Veya yurt dışından. Ama şöyle bir şey var, benim sözleşmem Eskişehir Spor'a devam ediyor şu an bu maddeyle birlikte. Daha kesinleşmiş hiçbir şey yok. Konuşuluyor, benim menajerim Önder İnce konuşuyor. Birkaç takımlar aradı onu. Ama netleşen daha hiçbir şey yok. Hani ben Eskişehir Spor'u da seviyorum. Çünkü gerçekten sevmesem yine gidip de orada forma, yine taraftarı da çok seviyorum. Ama onlar da takdir ederler ki ben de hani Süper Lig'de oynamak isterim veya Yüksek Lig'de oynamak isterim. Çünkü benim de hedeflerim var, hayallerim var. O yüzden dediğim gibi daha kesin bir şey yok. Belki girip de dönüp de orada da oynayacağım devam. Süper Lig'e belki... Netleşen bir şey yok yani. Aynen, netleşen bir şey yok. Belki orada beraber çıkacağız Süper Lig'e. Hiç belli olmaz, futbol bu. Ama yarın ne olacağını bilmiyorum. Konuşuluyor şu an. Umarım bir gelişme olursa bizim ekranlarımızda paylaşırız. Tabii. Hiç problem değil. Taraftarlara, futbol severlere bir mesajın var mı? Yok, bizim Türkiye'de genel anlamda taraftarlar zaten inanılmaz. Hani her takımda taraflı tarafsız herkes bir renk tutabilir ama sadece birbirimize saygı duyalım. Futbol ülkesinde yaşıyoruz. Bunun tadını çıkaralım. Sıkıntılı olaylardan uzak duralım. Kim yenerse, kim kaybederse hani hak eden kazansın, kaybetsin diyelim. Ama taraftarlarımız yani müthiş, gerçekten müthiş yani. Peki bu tatil aranda kısa da olsa bize zaman ayırdın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. İnşallah yeni süreç senin adına, yeni sezon hayırlı olur. Gene birlikte oluruz. Ağzına sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Yetenekli oyuncu, golcü oyuncu Emre Güral'la birlikteydik. Çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Alaçatı'dan şimdilik yayınımızı noktalıyoruz.